Merhaba arkadaşlar, bugün yine Aydın Didim Akbük'teyiz. Görünen iki tane evimiz 4+1 tam müstakil. Her birinin fiyatı 3.250.000 TL. 3.250.000 TL. Emsallerine baktığım zaman bunların bahçeleri geniş. İki tane ebeveyn banyolu odası var. Onlar da geniş, denize de yakın. Bazı evler var çok uçuk. Yani gerçekten çok uçuk. Onlar da ben çekmemeye çalışıyorum. Arada kanal şenlensin diye çekiyorum. Ama en iyisi siz bilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu evler fena değil. 3.250.000 belki 50'yi atar. 3.200'e alınabilir. Denize yakın. 4+1. Altta da bir odası var. Size sunuyoruz. Takdir sizin değerli arkadaşlar. Drone'u kaldırdık. 3.250.000 defalarca fiyatı tekrarlıyorum. Umarım faydalı olmuş. Hadi bakalım evimize. Evet arkadaşlar, bugün yine Aydın Didim Akbük'teyiz. Size 3.250.000 TL yan yana denize pek yakın. İki tane villa, triplex adına ne dersek diyelim. İki tane ev tanıtımı yapacağız. Furkan da drone'u kaldırmış. Drone görüntüleri iyi oluyor. Yani biraz hayal edebiliyorsunuz. Öngörüleriniz ne olur onu bilemem. Aman kulağımı kesecek bu. Neyse 3.250.000 TL. Daha doğrusunu söyleyeyim. 50'sini biz pazarlık payı bırakıyoruz. 3.200.000'e veririm dedi Bayram abi. Demin de buradaydı. Kapıyı da açtı bize gitti. Yani 3.250 diyelim de yani. Şimdi yani 3.250 o zaman diyelim. Sevgili arkadaşlar, ikisi yan yana denize de pek yakın. Her birinin arsası 300 metrekare. Yapı denetimli, deprem yönetmenliğine uygun. Radya temel yapılmış. Burada kaç çeşit demir kullanılmış? 8'lik demir, 10'luk demir, 12'lik, 14'lük, 16'lık. 8'lik demir ne için? Bazı böyle tezviyeler için. 10'luk demir asmolen arasında. 12'lik demir kirişlerin yanaklarına, 14'lük demir ana kiriş, 16'lık demir de kolonlara, sütunlara kullanılmış. Buradan da yürüyüp denize gidiliyor. Buradan da yürüyüp denize gidiliyor. Yani 4 çeşit demir, 8'lik, 10'luk, 12'lik, 14'lük, 16'lık demir. Her birinin geniş bahçeleri var. Onu vicdanım rahat bir şekilde yani bu standartlara göre size söyleyebilirim. Çünkü burada bazılarının bahçeleri çok ufak ama arka bahçe geniş bunların emsallerine göre. Ve bu garajı bir göster. Evet, buraya neredeyse iki araç girer. Biz bir araç girsin diyelim ve girer diyelim. Bir araçlık park yeri burası arkadaşlar. Evin çelik kapısı burada. Arkada geniş bahçesi var. Burada da peyzaj alanları var. Denize pek yakın. 3.250.000. Bu altta bir tane daha var. 5.250.000 falan. Valla biz onu çekmiyoruz. Fiyatı biraz sanki yüksek gibi. Gel. Gel sevgili Can. Yerler kilit taşlar arkadaşlar. Dış mekanda bunlar granitten daha iyi geliyor bana. Duvarlar kalıp beton biraz daha kalın yapılmış. Etli. Bir musluk da koymuşlar oraya. Ve benim bahçe geniş dediğim alana doğru gidiyoruz. İkisi yan yana, her birinin fiyatı 3.250.000 TL. Dedik 50.000 lira pazarlık olur. Onu da hemen söyleyeyim. Ve benim emsallerine göre bahçesi geniş dediğim alan bu. Buralarda denize bu yakınlıkta böyle geniş bahçe yok yani. Yok gerçekten. Hani olanlarda 400 metre arsası olan 5.250.000 diyor. Bu 3.250. Arsa onun 400. Bunun 300. Yani 100 metre arsa bence bu şeyi yapmaz. O yüzden taleptir. Pahalı olan yerde almasa kimse de almaz yani. Çok bazı yerler çok pahalı. Bunu da söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, bahçemiz, bahçeyi özetle drone görüntülerini görürler zaten. Evet, bahçe oldukça geniş. Peki buraya havuz yapabilir misin? Yönetmenlik değişiyor. Yazım kışa uymaz, kışım uymaz yazıma gibi arkadaşlar, yönetmenlik değişiyor. Eskiden dediler ki havuz yapmıyorsunuz, dolduracağız, molduracağız. Şimdi bir daha esnettiler. Havuz yapıyorlar, tadilat projesi bir şeyler. Havuz zaten deniz çok yakın ama havuza da bir çözüm var. Yani çözümsüz bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, süs havuzu yapıyorlar, bir şey yapıyorlar, kalıfına uyduruyorlar. Yani ama ruhsatsız. Ya ben serinlenmek için gözü kapalı bir yer yapsanız zaten yaparsınız. Ama benim dediğim resmi anlamda süs havuzu yapıyorlar. Sonra da işte süs adı altında normal havuz yapıyorlar. Ruhsatlandırıyorlar. Onu da söyleyeyim. Geç şimdi buraya. Geç. Onu da söyleyeyim. 3.250.000 TL salonla mutfak hoşuma gitti. Birazdan metremi de aldım yanıma. Bu metre kendi de hesaplama yapıyormuş ama ben beceremedim. En boy odaları söyleyeceğim size. İki tane yan yana denize de pek yakın. Ve bir daha gelelim. Gel.
buradan ne olur? Burada bir kademe var. Sonra burada bir kademe daha var. Ayaklarım biraz şey oldu, eve gireceğiz. Sevgili arkadaşlar, burada salonla mutfak var. Bu panjuru da açmadık. Salonla mutfak bu alana çıkıyor. Bahçe de gayet güzel. Dilenirse havuz yapılır dedik. Sonra buraya bir pergüle yapılabilir. Dilenirse barbekü de yapılabilir. İşte altta salon, açık mutfak bir oda. Altta salon, açık mutfak bir oda. Üste iki oda. En üstte de bir oda daha var. Ve sevgili Can, gel. Bu tarafı da gösterelim. Evet, evin bu tarafı, buraya geç bir şey özetleyeceğim. Zeytin ağacı da böyle 50 yaşlarına gelmiş. Evin bu tarafı bahçesi geniş. Bizden sonra biri daha bu kadar bahçe bırakacak. Yani bence hani mahrumiyet anlamında bayağı da geniş bahçe. Yoksa biz onu alırsak, o arsayı onu alırsak, o zaman hep önümüzde biri olacak. İşte insanlar yerleşik düzene geçince komşuluk ilişkileri olacak, bir şeyler olacak. Bu da olayın tatlı yönü. Ve burası tekrar bahçemiz arkadaşlar. Etekler, bunlar dediğim gibi bu taşlardan yapılmış. Bir kapatır mısın? Evet, öksürük tuttu beni diyor ya bir şarkı var. Ve değerli arkadaşlar, bu da yol cephesi. Bu yoldan da denize gidiliyor. Evet. Şimdi sevgili Can, yüzünü buraya çevir. Diğer tarafta salonla mutfak vardı ya. Bu tarafta da bir oda var, panjurlar da var. Duvarın alınlarına da granit yapılmış. Mantolama yapılmış. Burada süsler de var. Bakın, o ışıkları biz açamadık. Keşke açsaydık, görürdünüz. Ve şimdi evimize giriyoruz. Otoparkın olduğu yer meyilli geliyor. Nereden baksan kot farkı 40 santim var. Yoldan 40 santim yüksekteyiz. Belki daha fazla, 40 diyeyim. Buradan da iki basamak evimize doğru gidiyoruz. Bayram abi kapı anahtarı götürdü. Anahtarı götürdü, kapı çarpılır. Bir daha adamı çağırmayalım diye. Ben de kovayı koydum önüne. Bunlar tekrar granit. Üste bir lamba var. Efendime söyleyeyim. Ve eve merhaba diyoruz. Gel. Gel şimdi sevgili Can. Geç buraya. Kapıdan gel, buraya geç. Kapımızı kapattık. Buraya bir vestiyer konulur mu? Konulur. Ama koridor 1.50 civarında biraz daraltılır. Haliyle şu anda burası. Kapıdan girdik. Ve burada dediğim gibi zeminde bir oda var. Arkadaşlar, 2.50'ye 4. 10 metrekare bir odamız burada var. Zeminde 10 metrekare bir odamız var. Bahçede çıkıyor. Burayı söyledik. Kaloriferin altyapısı var. Dediğim gibi alta bohçalama var. Radya temel bağlanmış. 8'lik, 10'luk, 12'lik, 14'lük, 16'lık demir. C30 beton kullanılmış. Duvarlar BIMS kullanılmış. Ve bu ayak yolu tekrar koridorda. Evet. Koridorumuzda bir ayak yolu var. 3 milyon 250 bin Türk lirası. İki tanesi yan yana. 3 milyon 250 bin Türk lirası dedik. Drone görüntülerini de izlersiniz. Kapılar panel kapı. Şu kapıyı da kapatayım. Evet, şimdi 10 metre odayı gösterdik. Geldik. Salonla mutfağımız bir arada. Salonla mutfak bir arada sevgili arkadaşlar. Salonla mutfak göster. Ben de bu niye böyle olmuş? Valla bu şeye bir şey olmuş. Evet. Metreye bir şey olmuş. Metrede arabada su almış herhalde. Pili bitmiş. Sevgili arkadaşlar, salon, mutfak bir arada. Bunu da özetlemeye çalışıyoruz. Evet, bu taraf terasa çıkıyor, bahçeye çıkıyor. Beş altmış eni salonun. Sekiz metre uzunluğu. 8 kere 5 40. O salonla mutfak baya büyük. 40 metreden fazla. 5.60. 6 kere 8. 48. Baya büyük. 44 metre civarında salon var.
44 metre civarında salonla mutfak var arkadaşlar. Dediğim gibi bohçalama, radya temel, BIMS duvar, efendime söyleyeyim C30 beton, panjurlu, yeni sıfır kaloriferin altyapısı var. 3 milyon 250 bin TL. Salonu 44 metre, altta bir oda var. Burayı da gösterdik. Şimdi mutfağı biraz yakında gösterelim. Mutfağı yakında gösterelim. Burası buzdolabı. Evet, buzdolabı. Döndük. Ocak burası. Ankastrası böyle havadan gelecek. Keşke onu taksaydı. Bunlar para tutmuyor aslında da. Daha cafcaflı olur. Burada da evye. Ve gel burayı bir göster. Aslında mutfağın en güzel yeri de bu. Buraya bir mermer koymuşlar. Burası çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Siz de takdir edersiniz. Burası anlaşıldı değil mi? Yani altta 10 metre bir oda gösterdik. Salonla mutfak bir arada 44 metre civarı ve merdivenimizden yukarı çıkıyoruz. Bu üstte 2 oda var. En üstte bir oda daha var. Toplam 4 odası olmuş olacak. Merdivende rahat. Sevgili Can, sen geç tam buraya. Bu oda ebeveyn banyolu ve giyinme kabini var. Buradaki odada giyinme kabini ve ebeveyn banyoludur. Koridoru sen göster. Ben de bu odayı bir daha göstereyim. Bunun bu telefona ne oluyor bu metre? Bu metre biraz kafayı yemiş. Evet, bu da ikinci oda. İçeride bir giyinme kabini var. Bizde banyo var arkadaşlar. Ve burayı ne yaptık? Vallahi metre çalışmıyor. Arkadaşlar bu da ikinci oda. Önünde de balkon var. Giyinme kabini var. Yerler parke. Evet, ışıklar da değişken olabiliyor. Bir bakayım. Bazıları tekrar diyecek. Ne oldu bu ışıklar? Değişkenlik yapıyor da. Neyse bu odada giyinme kabini var ve giyinme odası var. Evet, bakın buraya dolaplar yapılır. Bayram abi keşke koysaydın. Evet, arkada da bir banyo var. Bayağı da geniş burası. Bu da ikinci odamızın banyosu. Sevgili arkadaşlar, bu da banyomuz. Kanımca iyi bir ev, yani takdir sizin. Ve burayı özetledik. Hadi çıkalım buradan. Evet. Balkonda gösterelim mi Can? Burada da bir balkon var. Ya bu metre ne oldu Can, bu metre? Balkonumuz bu. Buradan bir daha bahçeyi göster. Bir daha bahçeyi gösteriyoruz. Şimdi gel. Yatak muhtemelen böyle konulacak. Evet, giyinme kabini zaten var burada. O da rahat. Yani dolap nereye konulur derseniz oraya. Dolayısıyla aplikte başında, banyoda burada. Ve diğer odaya geçmeden bu banyoyu da gösterelim. Bu da ikinci banyomuz. Banyo 2. Bu da ikinci banyomuz arkadaşlar. Yeni temizliği yapılmış. Biz kirletmedik. Ayaklarımız temiz. Evet, ve döndük. Üçüncü oda. Yukarıda da bir oda var. Onu da göstereceğiz. Bu da üçüncü odamız. Yine bunda da giyinme kabini olan yeri var. Evet, bu da üçüncü odamız. Oda metrekareleri güzel. Bohçalama, radya temel, C30 beton, 4 çeşit demir ebatları böyle tırtırlı. Evet, enerji kimlik belgesi var. Yapı denetimli. 300 metre arsası var. Denize çok yakın. Drone görüntüleri de göreceksiniz. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapabilirsiniz. Ve burada da bir giyinme kabini. Sevgili Can gel. Burada da bir giyinme kabini daha var. Yerlerdeki parkeleri görüyorsunuz. Giyinme kabini için bir de dolap yapılmış. Lambası da var. Keşke alsaydık. Evet. Gayet de güzel. Dolapla ilgili bir sorunuz yok. Ve burada bir tane daha balkonumuz var. Bir tane balkonumuz daha var. Biz burayı çekmiştik. Bitmemişti o zaman. Evet, ve 3 oda gösterdik. 3 oda gösterdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Yukarıda ne var? 4. odamıza doğru gidiyoruz. Merdivenler rahat, geniş. Evet. Gel sevgili Can. Yıldızların arasında
Burada da bir aydınlık yapmışlar, böyle açılıyor, kapanıyor ve dördüncü odamız da burada. Yine ebeveyn banyolu. Bir bakayım. Evet. Buraya da bir dolap yapılır. Buraya bir dolap yapılır. O da öbür türlü çok geniş. Bütün odalarda televizyonun prizleri, altyapısı var. Bu dördüncü odamız arkadaşlar. 3 milyon 250 bin Türk lirası. O odayı gösterdik. Ve gel. Bu da üçüncü banyo. Yine üçüncü banyomuz. Çatısı ne yapılmış? Çatı çelikten yapılmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu banyo da buraya kadar. Evet, buraya kadar. Benim boy 1.78. Böyle buraya kadar. Kafa değmiyor. Ve bu evi özetledik arkadaşlar. Akbük'te irili ufaklı evler var. Gelin bakın. Yani artık takdir sizin. Burada sunmuş olduk. Saygılarımla, iyi günler.